Fidapar Genel Başkanı İshak Sağlam'ın farklı siyasi partilerle temasları sürüyor. Fidapar Genel Başkanı İshak Sağlam dün Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmişti. Bugün de Dava Partisi, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir araya geldi. İki genel başkan görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması düzenledi. Hüdapar Genel Başkanı Sayın İshak Sağlam, bu ziyaret hem partimize hem de genel merkezimize bir hayırlı olsun ziyareti niteliğindeydi. Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam, siyasi partilerin hizmet noktasında ortak bir noktada buluşması gerektiğini söyledi. Hüdapar olarak siyasi partilerin birbirlerinin rakipleri olmadığı, belki ülke sorunlarını çözüm noktasında birbirlerine yardımlaşması gereken, dayanışması gereken partiler olması gerektiğini düşünüyoruz. 8 yıllık bir geçmişimiz var bizim ve İlk günden beri bu konuda mücadele veriyoruz. Çünkü Türkiye'de maalesef muhalefet anlayışı, siyasi partilerin algılanış şekli bizim çok da kabul edeceğimiz, benimseyeceğimiz bir şekilde değil. Bütün siyasi partiler ülkeye hizmet etmek için, ülkenin sıkıntılarını gidermek için ve ülkeyi yönetmek için ortaya çıkan tüzel kişiliklerdir. Babacan'sa Türkiye'nin her alanda sorunlar yaşayan bir ülke olduğunu söyledi. Özellikle demokrasinin işleyişiyle ilgili problemlerimiz var. Güçler ayrımı artık neredeyse çalışmaz hale geldi. Yürütmenin hem parlamento üzerindeki etkisi, kontrolü, baskısı hem de en üst yargı kurumları, Anayasa Mahkemesi dahil yargı üzerindeki baskısı gerçekten ülkemizdeki sorunların temelinde. Biz Türkiye için parlamenter bir sistemi, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi istiyoruz, savunuyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Şeffaf, hesap verebilir ve demokrat bir bakış açısıyla Türkiye'nin yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her iki başkan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değerli genel arkadaşlarımız var mı acaba? Buyurun. İlkha muhabirinin son dönemlerde artan milliyetçi söylemlere ilişkin sorusunu yanıtlayan Sağlam, Kürtleri yok sayan bir anlayışa doğru gidildiğini söyledi. 2002 yılında AK Parti iktidarı başladığında Türkiye'de bu Kürt meselesi konusunda ciddi bir ümit aşığı doğdu. Epey daha aşıma kat edildi. 2008-2009 dönemlerinde belki bunun zirvesini yaşadık. Gerçekten sadece Kürtler açısından değil, belki bütün ülke açısından artık Türkiye'de Kürt meselesinin konuşulmayacağı bir dönemi de görebileceğimiz ümidi oluşmuştu ama özellikle son birkaç yıldır maalesef tekrar Kürtleri yok sayan, Kürt meselesini yok sayan, bunu sadece silahlı mücadeleye dayayan bir anlayışa doğru gittiğimizi görüyoruz. Sağlam bu şekilde giderse 2002 öncesinden daha kötü bir duruma gidişat var diye de ekledi. Halbuki çok büyük bir avantaj sağlamıştık bu konuda. Bütün bir toplum olarak bu sorunun çözülebileceği kanaati hasıl olmuştu. Ve toplumun verdiği destek had safhadaydı ama bu gittikçe geriye doğru geldi ve biz artık kitaplardan Kürt kelimesinin çıkarılmasını, Kürtlerin Müslüman olması ile ilgili sürecin çıkarılmasını, Kürtçe oyunların yasaklanmasını, hatta artık maalesef Kürtler Kürt kökenli olarak kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Aynı soruya Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise şu cevabı verdi. Şu anda maalesef Türkiye'de gözlediğimiz dar, içe kapatmacı ve
ulusalcı bir bakış açısı. Dar bir perspektiften ve içe kapatmaca. Üstelik toplumu ayrıştıran, toplumu kendi içinde kutuplaştıran, toplumun bazı kesimlerini ötekileştiren bir bakış açısı. Biz buna topyekün karşıyız.